Nehir kenarındaki tampon bölge, nehrin kenarındaki bitki örtüsü ile kaplanmış alandır. Bu arada tampon bölge, nehrin yanındaki alanlara zarar vermesini engelleyen bölgedir. Bunu gözümüzde canlandıralım. Diyelim ki burada bir nehir var. Nehrimiz burada ve masmavi. Tampon bölge ise nehrin kenarında. Bu tarafta, belki bu tarafta da değil mi? Peki, devam. Nehir kenarındaki tampon bölgeye yakın bir çiftliğiniz olduğunu düşünelim. Tampon bölge çiftliğinizin sınırından S metre uzaklıkta başlıyor ve çiftliğinizden B metre uzaklıkta bitiyor. Nehir kenarındaki tampon bölgenin S ve B türünden genişliği ne kadardır diye soruyor. Peki, çiftliğimizi de buraya çizelim. Bunlar ekinlerim olsun, mısırlar falan gayet güzel. Ama aslında ekinler hemen buradan başlamıyor değil mi? Çizdiğimizi silip düzeltelim çünkü soruda benim çiftliğimin tampon bölgeden s metre sonra başladığı belirtilmiş. Buranın uzaklığı s metre. Peki tampon bölge nerede bitiyormuş? Okuyalım. Bizim çiftlikten b metre uzaklıkta bitiyor. Yani buradaki uzaklık da b metre. Evet, bize tampon bölgenin genişliğinin ne kadar olduğu soruluyor. Çiftlikten olan uzaklıklara bakarsak, tampon bölgenin genişliği b eksi s kadar olmalı değil mi? b eksi s buradaki genişlik. Ben tampon bölgenin burada başladığını ve burada bittiğini varsaydım. Ama bunu diğer şekilde de düşünebilirdim, öyle değil mi? Tampon bölgenin bu tarafta başladığını düşünebilirdim. Bu durumda burası S ve burası da B olurdu. Tampon bölgenin başlangıcının hangi tarafta olduğunu bilmiyoruz. Bu durumda tampon bölgenin genişliğinin S eksi B olduğunu da söyleyebiliriz uzaklığı arıyoruz. Dolayısıyla pozitif bir değer olmalı. Cevabın pozitif olduğundan emin olmak için ne yapabiliriz? B S veya S B olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların mutlak değerini alabiliriz. B S'nin mutlak değeri. Soldaki durumda olsak dahi bu bize S B'nin mutlak değeriyle aynı sonucu verecek. Öyle değil mi? Hangisinin daha büyük olduğu önemli olmaksızın bu iki değer arasındaki farkın mutlak değerini buluyoruz. b eksi s'nin mutlak değeri eşittir s eksi b'nin mutlak değeri. Bu cevapların her ikisi de doğru olur. Peki, şimdi başka bir soruya geçelim. Hmm, ilginç bir soru olsa gerek. Doktor Fantastik, zamanda yolculuk yapan bir uzaylıdır. Pekala, 1999 yılına seyahat etmiştir ve New York'ta Central Park'ta oturmuş sosisli sandviç yemektedir. Afiyet olsun. Tam bu sırada şapkasını bir yerlerde unuttuğunu fark etti. Şapkasını bulabilmek için zamanda T yıl seyahat etmiştir. Burada t negatif bir sayıdır. Yani zamanda geriye gitmektedir. 1999 artı T toplamı hakkında ne biliyoruz? Soru bu. Soru bir yana doktor gerçekten de fantastikmiş. Peki? T sayısının negatif bir sayı olduğunu biliyoruz çünkü zamanda geri gidecek. Seçeneklere bakalım İlk seçenek. 1999 artı t, 1999'dan mutlak değer t kadar büyüktür diyor. Eğer t pozitif bir sayı olsaydı bu ifade doğru olurdu değil mi? Bu ifade sadece t'nin pozitif bir sayı, evet pozitif bir sayı olduğu durumda geçerli. İkinci seçeneğe bakalım. 1999 artı t, 1999'dan mutlak değer t kadar azdır diyor. Evet, bu doğru. t yerine sayı koyarak düşünelim. t'nin negatif bir değer olduğunu biliyoruz. Diyelim ki t'nin değeri eksi 3 olsun. 1999 artı t eşittir 1996 olur. Bu da 1999'dan 3 yıl az demek öyle değil mi? Yani 1996, 1999'dan mutlak değer eksi 3 kadar azdır diyebiliriz. Bu ifade doğru. Evet, başka bir örneğe geçelim. Burgu matkap kullanarak çit direği için çukur kazıyorsunuz. Çukurun tabanı toprak seviyesinin eksi 2,3 metre altında bulunuyor. Peki buraya çizelim. Burası toprak seviyesi olsun, çimenlik ve yeşil, güzel. Buraya bir delik kazıyoruz. Kazdığımız deliğin dibi eksi 2,3 metre derinde. Çit direğinin boyu 4,7 metreymiş. Toprağın üzerinde dururken direğin tepe noktası kazdığınız çukurun tabanına yerleştirdiğinizdeki tepe noktasına göre ne kadar yüksektedir. Evet, çit direğini de çizelim. Toprağın üstündeyken direğin yüksekliği 4,7 metre. Buraya sayıları yazalım. Çukurun derinliği eksi 2,3 metre. Toprağın üstündeyken direğin yüksekliği 4,7 metre. Evet, bu direği alıp kazdığımız çukurun içine koyacağız. Direği çukura koyduğumuzda 2, 3 metre aşağıya gidecek öyle değil mi? Çukura yerleştirildiğinde direğin ne kadarının toprak üstünde kalacağını, bu yüksekliğin ne kadar olduğunu hesaplayabilirsiniz. Ancak soruda bize bunu sormuyorlar. Bize sorulan direk toprağın üstünde dururkenki tepe noktası ile çukurun içinde dururkenki direğin tepe noktası arasındaki fark. Buradaki mesafe 2,3 metre. Çukura koyduğumuzda direğin tepe noktası 2,3 metre daha aşağıda olacak. Direğin tepe noktası toprağın üstündeyken 2,3 metre daha yüksektedir.